Apar ekranlarından mutlu akşamlar. Bize sorunla karşınızdayız. SSK ve Bağkur emeklilerine fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yatırılacak. Ne kadarlık bir fark olacak? Kimler tabii yararlanacak? Ağustos'ta maaşlar nasıl olacak. Bunların hepsini detaylandıracağız. 2024 ve 2025'te maaş hesapları ne olacak? Nasıl yapılacak? Örnek üzerinden detaylandıracağız. Masaya yatıracağız. Faruk Erdem ile birlikte ardından sorularınızı cevaplayacağız. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar olsun. Ee, emekli farklar yatıyor 7 Ağustos'ta. ona Ama başlayalım isterseniz. Şimdi bu farkları zaten bir süredir bekliyorduk. Biliyorsun işte taban maaş 10 bin liradan 12500 evet. 12 bin 500 liraya çıkartılınca eee Mecliste de bir yasal düzenleme yapma ihtiyacı doğdu. Dolayısıyla bu tür farklar yasal düzenleme ile çıkıyor. Ama yasal düzenleme emeklilerin maaş günlerine yetişmediği için daha sonra yürürlüğe girdi. Ve bununla ilgili de Sosyal Güvenlik Kurumu bir açıklama yaptı. 7 Ağustos'ta bu farklar yatırılacak. Kimler fark ödemesi alacak diye baktığın zaman aslında evet. fark ödemesini 12.500 liranın altında maaş olan herkese fark ödemesi yapılacak. Yani sizin daha önce işte maaşınız 9.000 liraydı, 10.000 liraydı. İşte bu %24.73'lük enflasyon artışı eklendikten sonra hala 12.500 evet. liranın altındaysa onlara farklar ödenecek. Daha önce işte kök maaşı düşük olduğu için 10.000 lira taban maaş alanlara 2.500 liralık bir seyyanen ödeme yapılmış olacak. Hani bunlar seyyanen ödeme ee, ama burada işte 50 lira alan da olacak, 1500 lira alan da olacak, 2000 lira alan da olacak. Yani 12500 liraya tamamlanacak bütün maaşlar. Yani şöyle hesaplayacağız. Ee, bankaya kaç lira yattıysa Temmuz maaşı olarak, bunun içinde ek ödeme de var %4 ya da %5. Ee, o 12500 liraya tamamlanacak. tamamlanacak. Herkes hesabını böyle yapabilir. Peki 1 ee, Temmuz'dan itibaren ancak geçerliydi bu. E, Neden tabii, herkese 12500 lira yatırılmadı 1 Temmuz'da? Dolayısıyla hani e, yasa çıkmadığı Hı -hı. için yasa Hı -hı. çıktıktan sonra işte bu Anladım. farklar yatırılıyor. Herkese yine 10 bin lira yatırıldı ama evet. yasal düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Artık o farklar da yatırılacak. Dolayısıyla Temmuz'da da 12.500 lira maaş almış olacak emekliler. Evet. Yani düşük maaşı. Ağustos evet. ayında işte bu ay işte emekli maaşları 17'sinden sonra yatırılıyor. 17'sinden sonra zaten normal 12.500 lira almaya. Devam edecek. E, Ağustos ayında, hani o soruyu da cevaplamış olduk. Ağustos ayından sonra artık Ocağa kadar 12.500 liranın altında maaş kalmamış olacak. Evet. E, dolayısıyla hesabı nasıl yapacak emekli? Kök maaşına %24.73 ekleyecek. E, bunun üzerine %4'lük ek ödemeyi koyacak. Eğer 12.500 liranın altında kalıyorsa, kalan kısım ona seyyanen bir ödeme olarak hazine tarafından Ocak ayına kadar <laughs> yapılacak. Tabii burada tartışma konusu şuydu onu da kısaca söyleyelim. Hani taban maaş uygulaması aslında bana göre çok da iyi bir uygulama. Çünkü eğer taban maaş uygulaması olmasaydı bugün emekliler işte 8 bin lira, 7 bin lira, 6 bin lira maaşlar alacaklardı. Dolayısıyla pandemiden bu yana bu taban maaş uygulamasıyla emeklerin bu düşük maaş almalarının önüne geçilmiş oldu. Hazine böylece seyyanen bir destek yapıyor. Ama tabii burada sorun şu. Her zam döneminde biz burada sıfır zam alacakları konuşuyoruz. Çünkü evet. eğer taban maaşı arttırılmazsa bazı emeklerin maaş zamları o taban maaşı geçmediği için sıfır zam olarak kalacaktı. İkincisi şunu tartışıyoruz. Belirlenen taban maaşın hemen üstünde maaşı olanlar. Yani işte 12.500 lira belirlendi. 13.000 lira maaşı olan birisi açısından baktığın zaman bir haksızlık görünüyor. Niye? Çünkü daha önce işte 3.600 günle çalışmış. Ee, ne bileyim e, vergi indirimiyle emekli olmuş, daha az prim yatırmış daha düşük asgari ücretle çalışmış ve maaşı düşük olanlar 12.500 lira alırken daha çok prim yatırmış, daha çok çalışmış birisi 13 bin lira alacak. Yani Hı. aradaki makas kapanmış olacak. Orada adaleti sağlanması açısından bu emekli maaş bağlama sisteminin ki biraz sonra biraz detaylarına da bakacağız. Hı. Değişmesi lazım. Yani daha çok sadeleşmesi lazım. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki Yasama döneminde biraz bu konuda ele alınacak. Yani üçlü bir maaş belirleme sistemi var. İşte bu taban maaş, kök maaş uygulamasıyla söylediğim haksızlıklar ortaya çıkıyor. Sıfır zam tehlikesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu konuların böyle kamuoyunda sürekli tartışma konusu olması ki bu bazıları tarafından kullanılıyor. E, Emekler e, işte başka e, yönlere kanalize ediliyor. Yanlış değerlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçmek için aslında herkesin anlayabileceği daha sade bir emekli maaş bağlama sisteminin getirilmesi lazım. Bu konuda çalışmalar da e, devam ediyor öyle gözüküyor. Yeni yasama döneminde e, bu konuyu biraz daha tartışacağız gibi geliyor. Evet. Peki şimdi emekli aylığına 2024 farkı grafiğimiz var. Onu da bir getirelim ekrana. Evet şimdi hani burada biraz daha bu emekli maaşlarıyla ilgili hesaplama yöntemiyle ilgili kısma biraz da girmiş olalım. Bir kere maaş hesabında neler kullanılıyor ona bakalım. Aslında burada sorunu oluşturan aslında şu 3 dönem için aylık bağlama oranları. Yani. 2000 öncesi için ayrı bir aylık bağlama oranı kullanılıyor. 2000 ile 2008 arası ayrı kullanılıyor. 2008 sonrası ayrı kullanılıyor ki giderek evet. düşüyor bu aylık bağlama oranları. Ama bu sefer güncelleme kas değişiyor. İşte kimisinde enflasyon devreye giriyor, kimisinde büyüme giriyor, kimisinde büyümenin %30'u giriyor filan. Hani profesyonellerin de takip edemediği bir sistem. Üç dönem için bir kere yani şu anki uygulamayı anlatalım hani. Bunun mutlaka değişmesi lazım geldiğini ben şahsi olarak evet. düşünüyorum. Çünkü gerçekten kafa karıştıran, zorlayan, herkesi zorlayan bir sistem. Üç dönem için aylık bağlama oranları var. Bunlarla bir maaş belirleniyor. Ondan sonra güncelleme katsayısı devreye giriyor. Yani netice itibariyle siz işte 1999 öncesinde çalışmışsınız. O zaman işte paradan altı sıfır da atılmıyor. 3 milyon lira maaşınız vardı diyelim. Şimdi 3 lira olarak görünecek. Dolayısıyla bir güncellemeye de ihtiyaç duyuyor sistem. Evet. Dolayısıyla bunu da nasıl güncelliyor? Önceki yılın enflasyon oranını alıyor. Önceki yılın büyümesinin yüzde %30'unu alıyor. İçinde bulunan yılın enflasyon artışlarını alıyor. Dolayısıyla bütün bunlar hesaplanıyor ve sizin maaşınız ortaya çıkıyor. Yani aylık bağlama oranlarıyla işte maaşınız diyelim 10 bin lira belirlendi. Bu başlıyor güncellenmeye. Nasıl güncelleniyor? İşte... Bir önceki yılın enflasyonu alınıyor, büyümenin yüzde %30'u alınıyor, ikisi toplanıyor, bunlara bir puan ekleniyor, bir güncelleme katsayısı ortaya çıkıyor. Bu katsayıyla sizin maaşınız çarpılıyor. Sonra içinde bulunduğunuz yıl yapılmış enflasyon artışları işte Ocak-Temmuz artışları bunlar ekleniyor ve bir maaş ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tabii aylık bağlama oranının çarpıldığı konu da sizin evet. çalışırken ödediğiniz primler yani maaşlar. ...kazançlarınızın ortalaması alınıyor. Dolayısıyla burada asgari ücretten çalışanla daha yüksek çalışan arasında bir fark oluşuyor. Gün değil para konuşuyor burada. Ne kadar çok para ödemişseniz, ne kadar çok prim kazanç bildirmişseniz... ...o kadar yüksek bir aylık ortaya çıkıyor. Şimdi çok soru soruluyor. O yüzden ben bu konuyu biraz konuşmak istedim. 2024'te mi emekli olalım, 2025'te mi evet. emekli olalım? Evet. 2024'te güncelleme katsayısı biraz daha fazla çıkıyor. Niye? 2023'ün enflasyonu ve büyümesi yüksek olduğu için 2024'te de enflasyon hedeflemesi daha düşük. İşte hükümet açıklıyor. Bugünlerde enflasyon rakamlarında konuşuyoruz. E, yıl sonunda %40'larda bir enflasyon bekliyor. Dolayısıyla evet. buna baktığın zaman %60'ların üzerinde bir 2023 enflasyonuyla karşılaştırdığında güncelleme katsayısı 2024'te daha fazla çıkıyor. Şimdi bakalım. 2024'te hesaplama şöyle yapılacak. 2023 yılı güncelleme oranları yani 64-77'lik bir enflasyon, e, büyümenin yüzde bir buçuk alınıyor, büyümenin yüzde otuz yani dört buçuk büyüme olmuştu. Evet. Ve ona bir o yüzde bölünüp bir puan eklendiğinde de. 1.6627'lik bir güncelleme kas çıkıyor. Yıllık enflasyonu 64.77, büyümenin %30'u 1.5 ve 1.6627'lik bir güncelleme kas var. Yani sizin aylık bağlama oranlarıyla belirlenen maaşınız bununla çarpılacak. Eğer 2024'te dilekçe verirseniz. Artı 2024'te yapılmış artışlar eklenecek ki onun da kümülatifi %86.6. Dolayısıyla 49.25'lik bir refah payıyla birlikte bir artış var Ocak'ta. Yüzde 24.73'lükte bir e, Temmuz enflasyon artışı var. Dolayısıyla evet. bunlar da eklenince 2024'teki artış 2025'ten daha yüksek görünüyor. 2025'e de bakalım. Oradaki rakamlarımız biraz tahmini olacak ama az çok ne olacağını da biliyoruz. Evet. Yıllık enflasyon işte tahmini %38-40 arasında olacak. Yani her halükarda 2023 yılı enflasyondan daha düşük olacak. 2024 enflasyonu. Dolayısıyla bir önceki yıla bakıldığı için 2025'te dilekçe veren birisi açısından Daha düşük olacak. Aslında. Daha düşük olacak. Bu e büyüme de daha düşük olacak. %4'lük bir büyüme evet. öngörülüyor işte orta vadeli programa <laughs> baktığınız zaman. Dolayısıyla az önce 1.6627 çıkan güncelleme katsayısı 2025'te 1.3920 çıkıyor. Yani ne olursa olsun artışları düşünmesen bile çarptığın zaman daha düşük bir aylık ortaya çıkıyor. Bu anlamda hani 2024'te emekliliği gelmiş birisi açısından evet. baktığın zaman bu anlamda karlı. Ama hiç karlı bile olmasa ben biliyorsun burada soranlara şunu söylüyorum emeklilik tarihiniz geldiği zaman hemen emekli olun. Niye? Çünkü beklediğiniz zaman maaş kaçırmış oluyorsunuz. Kaçırdığınız maaşları topladığınız zaman gelecek buradan gelecek olan artı o maaşları karşılamıyor. O yüzden emekliliği gelenin emekli olması daha avantajlı. Aynı bile biri. olmuyor aslında zarar etmiş evet. oluyorlar. Bir tane de örneğimiz var istersen Örnek onu da hızlıca var. şöyle bir bakalım biraz daha konu anlaşılsın diye. Bu da. Şimdi 10 bin lira maaş belirlendi. Yani evet. aylık bağlama oranlarıyla sizin prime esas kazancınız çarpıldı. 3 dönem hesaplandı ve 10 bin lira belirlendi. Bunun güncellenmesi lazım. Evet. 2024'te güncelleme rakamımız 1.6612 idi. Çarpıyoruz 16.612 lira çıkıyor. Evet. Zamları da eklediğimizde 30.997 liralık bir aylık ortaya çıkıyor. Evet. Yani aylık bağlama oranlarından sonra yapılan güncelleme ile birlikte. 2025'te dilekçe verirsek bu 16.612 liralık maaş... 13.920 liraya düşüyor. E, tahmini işte artışlarla birlikte e, Ocak Temmuz artışlarını da eklediğiniz zaman 23.124 liralık bir e, rakam ortaya çıkıyor ki aşağı yukarı 25 daha düşük bir rakam ortaya çıkıyor Kapatatsak hesaplama ile ama bu kadar çıkmaya da bilir fark e, ama. Çünkü e, enflasyon ve büyüme gelecek hepsi tahminiydi. Ama her halükarda görünen o ki 2024-2025'ten daha karlı olacak. Evet. Bazı haberler gördüm. İşte e, bununla ilgili e, bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme hazırlığı varmış filan. E, hani kaynağından doğrulanmadığı sürece yani Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışmadan bahsediyor bazı haberler. E, oradan bir açıklama gelirse biz de buradan duyururuz. Ee, şu anda sadece işte öyle Kulis bilgisi olarak işte e, bu aradaki farkın kapatılması bu güncelleme katsayılarının değişmesi noktasında e, bir çalışma olduğu noktasında haberler var ama bunu doğrulatmak lazım ama şunu biliyorum ki yeni yasama döneminde biz bu emeklilik sistemi emekli maaş sistemini yeniden tartışmaya açmamız lazım Peki teşekkür ederiz ee, sorulara geçelim ee, sayın seyirciler sorularınızı bize sorun sorun.apara.com.tr adresine yollayabilirsiniz. X'ten bize yazabilirsiniz. Bize Sorun TV. Erol Karabulut ilk sorumuz. 1977 doğumluyum. 96 sigorta girişim. 2007'den 2023 sonuna kadar Bağkurlu'ydum. Şu anda SSK'lıyım. 6150 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Şimdi Bağkur'dan devam ediyor o anlaşılıyor. Evet. Ee, yoksa EYT'li olmuş e, ve... Eğer SSK'lı olsaydı zaten emekli olacaktı. Ama Bağkur'dan devam ediyorsa 9000 günü tamamlaması lazım. Ya da şimdi SSK'lı çalışmaya başlarsa evet. 1261 günle kurtarır. 9000'i tamamlamasına gerek yok o zaman. Hı -hı. Daha erken emekli olur. Evet, peki. Alparslan Aşan. Eşim 1996'da şirket ortağı oldu. Şirketimiz faal Bağkur tescili olmamış. Devlet bunu 2008'de başlattı ve 2008'den bu yana... Biz 5400 gün prim ödedik. Dolayısıyla Ekim 2023'te buna son verdik. 69 doğumlu ne zaman emekli olur? Şimdi evet 96'da eğer Bağkur'a gitmiş olsaydı emeklilik hakkı olacaktı evet. ama gitmemişler e, maalesef. Şimdi 5400 gün tabii kısmı emeklilik için yeterli bir sayı yani 15 yıllık süreyi doldurmuşlar ama tabii yaşında da olması lazım. Dolayısıyla 61 yaşını bekleyecek ve o yaşında emekli olacak. Evet. Peki sıradaki sorumuz, 5 yıldır aynı iş yerinde ustabaşı olarak çalışıyorum, işimden memnunum, aldığım ücret tatmin edici düzeyde, bu konuda bir şikayetim yok ama patronumuz sigorta primlerimi aldığım ücretten değil, asgari ücretten bildiriyor, muhasebecimiz de aldığım ücretten bildirilirse daha çok sigorta primi ve vergi ödeyeceğimi, patronun da sigorta giderlerinin artacağını söylüyor. Ben ücretim düşmesin, patron da daha fazla SGK primi ödemek zorunda kalmasın diye şimdilik buna razı oluyorum ama ileride bu durumun bana bir zararı olur mu? Şimdi bak, patron suç işliyor. Evet. Muhasebeci buna ortak oluyor. Siz de buna ortak... göz yumuyor. Evet. Buna. <laughs> Siz de buna ortak olmuşsunuz. Suç ne? Burada devletten vergi ve prim kaçırılıyor. Yani evet. tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniliyor. Sizde o yüzden ismini bunu, vermemiş. He, yani <laughs> ismini de verebilir de. Yani ben patron daha fazla SGK ödemesin derken siz milletin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemiş oluyorsunuz. Bir tarafı o. Yani orada zaten evrakta sahtecilik de olduğu için ceza davası da açılıyor burada. Çünkü niye? Maaşı yanlış gösteriyorsunuz. Yanlış evrak veriyorsunuz. İkincisi burada idari para cezaları da var işveren açısından. Ha, bana bir evet. zararı olur mu? Herkes kendini düşünüyor. Size tabii ki zarar olur. Deminden beri konuşuruz işte. Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Yatırdığınız primlerle. E, emekli maaşınız ileride düşük olacak. Sonra diyeceksiniz ki ben çok yüksek maaş alıyordum ama emekli maaşım niye düşük oldu? İşte bunun için düşük oluyor. Yarın bir gün kıdem tazminatı alacaksınız. Asgari ücretten verecekler. E SGK'nın ödediği bazı ödenekler var. Onları ödeyeceksiniz. Yine asgari ücretten hesaplanacak. Evet. Allah korusun başınıza bir iş gelse, bir rapor parası almak durumunda kalsanız asgari ücretten ödenecek vesaire vesaire. Yani her türlü zararınız var. İleriye dönük yani sizin geleceğinizi çalıyorlar. Devletten de prim ve vergi kaçırıyorlar. Siz de buna ortak olmuşsunuz. Yani Hikaye o kadar hani masum anlatılmış ki hani iyi niyetle hani patronum zarar görmesin Aynen. diyor ama bakın buna zaten SGK izin vermiyor. Alo 170'e bu durumları mutlaka bildirin. Bununla mücadele ediliyor. Ben buna gizli kayıt dışılık diyorum. Bu çok fazla vardı. Yavaş yavaş azaldı ama hala devam ediyor. Evet. Patronlar da diyebilir ki bizim üzerimizde vergi ve prim yükü çok yüksek. O ayrı bir mevzu. Ki orada da 20'ye yakın teşviği var Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Ondan faydalanabilirsiniz. Ee, ama bu tarafta da e, insanların hakkını evet. yemekte doğru bir şey değil. Mevzu uzun bu mevzu. Evet. Bunu söyleyeyim. Erhan Şahin'in sorusu. 1990 doğumluyum. 2006 tarihinde 16 yaşındayken sigortalı olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olabileceğim konusunda araştırma yaparken 18 yaşından önceki hizmetlerimin Geçerli olmadığını öğrendim. Bu doğru mu? 18 yaşımdan önceki primlerim yandı mı? Şimdi 18 yaşından önceki hizmetler geçerli değil diye bir şey söz konusu değil. E o hizmetler geçerli. Evet. Yani siz 16 yaşında uzun vadeli sigorta kollarından çalışmaya başlamışsanız ki eskiden şöyle tabelalar asılıydı iş yerlerinde. 16 yaşından küçükler için asgari ücret, 16 yaşından büyükler için asgari ücret diye. Evet. Dolayısıyla 18 yaşından küçük işe başlamak... ...önünde bir engel yok. Yatırılan primler geçerli. Ama şu, 25 yıllık sigortalılık süresi başlamıyor 16 yaşında. 18 yaşında başlıyor. Burada bir istisnayı da söyleyeyim. Ben bunu tabii SSK'lı çalışanlar açısından söylüyorum. Bağ kurullar açısından. Yani bir şirket sahibi olmak, bir şirketin ortağı olmak... ...18 yaşını doldurmuş olmayı gerektiriyor. O yüzden de 18 yaşını doldurmuş evet. olmanız lazım. Eğer bağ kur olduysanız, evet geçerli değil. Ama SSK'lı olduysanız geçerli... 25 yıllık sigortalılık süresi 18 yaşından başlıyor. Evet. Peki ismini vermek istemeyen seyircimiz. Özel sektörde çalışıyorum. İş yeri tarafından tarafıma tahsis edilen arabayı şirketin özel işlerinde kullanmaktayım. Trafik cezası yersem bu cezayı kim ödemeli? Bu tip ceza nedeniyle işveren beni işten çıkart çıkartabilir mi? Şimdi bak iş kanunu diyor ki işçi işini özenle yapmak zorunluluğu var. Yani evet. bir özenle işini yapacaksın. İki, sana teslim edilen ekipmana koruyacaksın. Yani o ekipmana zarar kasıtlı olarak zarar verirsen zaten o zarar sen senden rücu edilir alınır. Şimdi trafik cezası sizin kendi hatanızdan kaynaklanan bir durumsa evet. bunu size rücu ederler. Yani siz ödersiniz Yani işveren ödemez. Veya işveren böyle bir inisiyatif kullanır der ki tamam trafik cezasılarını ben ödüyorum der. Ama bu hata Devam ederse yani ikinci soruya geçtim şimdi beni işten çıkartabilir mi diye. Evet. Bu sürekli devam ederse sizi yazılı olarak uyardıkları halde buna devam ederseniz ve bu iş akışını da bozuyorsa o zaman tazminatsız işten çıkartma hakkı doğar ama o çok zor bir süreç. Ama birinci sorunun cevabı sizin ödemeniz lazım. Kişisel evet. hatanızdan dolayı olmuş bir şeyse. Peki has bir kuş. 1981 doğumluyum. 98 SGK girişliyim. 7600 prim günüm var. Ne zaman emekli oldun? E şimdi tabii eee EYT'li olmuş. Primi tamamlanmış ama 25 yıl dolmamış anladığım kadarıyla. Yani evet. 17 yaşında sigortalı olmuş. Az önce hani sorunun cevabını da böyle bir örnekle de anlatmış olalım. 18 yaşında hangi tarihte 18 yaşına girdiyse 1999'da girmiş. Evet. Hangi tarihte girdiyse ay ve gün olarak o gün 25 yılda da olacak ve EYT'den emekli olacak. Peki Gülhan Gönel, 1980 doğumluyum, 96 staj girişim, 2000 yılında uzun vadeli çalışmam başladı. 6.380 günüm var. E, ne zaman emekli olurum? E, 7.000 gün 58 yaşında ben kadın olarak görüyorum. Evet. Ee, ama 1996'daki stajla 2000 arasındaki o 4 yıllık sürede evlendiyse ve bir çocuk dünyaya getirdiyse evet. durum değişiyor. O zaman o çocuğu doğum borçlanmasıyla 2000 yılını 98 yılını çekebilir 2 yıl geriye. Böyle bir kadınların böyle bir avantajı var. Staj yapmış, stajla çalışma arasında doğum yapmış kadınlar Hı -hı. E, işe giriş tarihlerini geri çekiyorlar. Yoksa 7000 gün 58 yaşında emekli olacak. Evet. Peki Serkan Serkek... Özel bankada çalışıyorum. EYT'liyim. Kıdem tazminatı açısından Temmuz'da emekli olmak avantajlı olur mu? Evet yani kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da değişti biliyorsun. Dolayısıyla eğer kıdem tazminatı alacaksa ve maaşı da yüksekse yeni kıdem tazminatı tavanından daha yüksek maaş alacağı için e, Temmuz'daki artıştan sonra emekli olmak daha avantajlı. Zaten şu anda da müracaat ederse yeni kıdem tazminatı tavanı üzerinden hesaplanacak. <laughs> Ki 45 bin lira civarında yani. Bunun üstünde bir maaşı vardı da evet. e, 38-35 bin lira civarındaydı. Şimdi 10 bin lira daha artmış oldu. Evet, Turgut Yol. Harman. buyur. 2008 SGK girişim, 4600 prim günüm var. Kıdem tazminatı için SGK'dan yazı alabilir miyim? E, hayır, 2008 girişine göre 7200 güne ihtiyacı var. 7200 gününü doldurduğunda o yazıyı alıp, Emek, e, emekli olacağım diyecek. Yani emeklilik için yaşı bekleyeceğim diyecek. Evet. E, diğer şartları tamamladım. Dolayısıyla e, kıdem tazminatını alıp ayrılabilecek. Peki mailden isterseniz devam edelim. Lütfen. E, Tuğrul Bektaş. 1970 doğumluyum. 92 SSK girişim var. 2108 gün SSK. 2467 gün Bağkurum var. Sizce 3,5 yıl SSK'lı çalışıp emekli olmak mı yoksa askerliği borçlanarak 58 yaşında Bağkur'dan kısmi emeklilikten emekli olmak mı daha avantajlı olur demiş. E tabii ki hani akıl var mantık var. 58 yaşını niye bekleyesiniz? E, evet. Dolayısıyla dolayısıyla 3,5 yıl çalışıp SSK'yı tamamlasın. 92 girişine göre de işte en az 5600 gün prim'e ihtiyacı var ki ona da çok yaklaşmış. Yoksa askerliği borçlanarak da 5600 tamamlar evet. ama Burada bir 1261 gün çalışmaya ihtiyacı var. Yani boşuna 58 yaşını hmm. beklemeye gerek yok. Yaş şartı olmadan EYT'den faydalanırsın. Evet. Uğur Çuvacı. E, 1977 doğumluyum. %77 engelliyim. 2008 Mayıs uzun vadeli SGK primim ödeniyor. Ne 5300 gün primim var ne zaman emekli olabilirim. 5300 gün primim var ne zaman emekli olabilirim. Demiş. Şimdi e, %77 engelli olmak tabii yetmiyor bir vergi indirimi de alması gerekiyor. Evet. Şu anda da çalışıyorsa gidip e, müracaat <laughs> edecek, hastaneye sevk edilecek. %77 eee oranında vergi indirimi verirlerse 2000 kaç girişliydi? 8 girişli miydi? 2008 Mayıs. 2008 girişine göre de %77 de e, alırsa 18 yıl 4000 günle emekli olur. Primi tamam. 18 Hı -hı. yıl tamamlan gibi görünüyor şu anda. Ha, 2026'da tamamlanacak. Her evet. %77 vergi indirimi alırsa 2026'da emekli olur. Evet. Ama vergi indirimi alacak yani. Engellilik yetmi. Peki Hakan Gencer'in sorusu. Oğlum üniversite öğrencisi kendi bölümüyle ilgili bir iş yerinde yarı zamanlı iş buldu. Stajyer değil. Çalışmayı okul açılınca bırakacak. Tekrar babasının sigortasına SGK'sına dahil olur mu? E çalışmıyorsa zaten ve 25 yaşından da düşükse yani üniversite öğrencileri 25 evet. yaşına kadar biliyorsun babasının SGK'sından faydalanıyor. E çalışmayı bırakınca yani prim yatmak hı hı. durunca evet 25 yaşından da küçükse devam edecek. Evet dahil olacak. Ömer Türkoğlu. 1970 doğumluyum. 2004 SSK girişim var. 2000 Ekim Bağkur'um vardı. İhya borçlanmasıyla girişim 10 e, girişim 4 Ekim 2000 tarihine çekildi. 14 ay askerlik borçlanması yaparsam EYT kapsamında emekli olur muyum? E, tabii askerlik e, eğer 2000'den önce ise evet 14 ay e, 2000 Ekim'den e, <laughs> geriye çekebilir. Evet. 8 Eylül 99 öncesine çekebiliyorsa. Şimdi kabataslak hesaplanınca 14 ay <laughs> gerekiyor ama ona bakmak lazım. Ama askerliğin mutlak surette ilk sigorta olduğu tarihten önce olması gerek. Peki devam ediyorum. Orohan Gültekin'in sorusu. Ee, 1987 doğumluyum. Özel sektörde çalışıyorum. 17 Ekim 2008 SGK girişim var. 5600 SGK prim günüm. Mevcut kıdem tazminatımı ne zaman alırım? 7200 günü doldurunca alacaksınız. Evet. Sıradaki sorumuz. Eee Manolya Karaoğlan. 1968 doğumluyum. 1985 yılında SGK işe girişim ve toplam 3616 prim günüm var. Halen çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum? 3600 güne 58 yaşında emekli olabilir. 58 yaşında doldurmuş. Evet. Öyle gözüküyor değil mi? Yok, daha doldurmamış. 1968 doğumlu. 2026'da dolacak. 58 yaşında olunca müracaat edip emekli olabilir. 1968, evet. Ee, 7200, pardon, Yaşar Karakuş. 1975 doğumluyum, 1 Mart 2001, Bağkur başlangıcım var. 540 gün askerlik borçlanması yaparsam EYT'li olur muyum? E, olamazsınız yani 540 gün 2001'den 8 Eylül 99 evet. öncesine çekmez. Yani evet. e, öyle görünüyor ki olmuyor. Peki, Özkan Erdem. 2008'in 3. ayında sigortam başladı. Şu anda 657'ye tabiyim. Ne zaman emekli olurum? 60 yaşında, 25 yılı da dolduracak. Mine Demir Bilek. 3 Mayıs 1999 girişliyim. 4751 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? EYT'li olmuş ama 5975 güne ihtiyacı var. Evet. Primlerini tamamlayıp EYT'den emekli olabilir. Hatice Çoban, 18 Aralık 1964 doğumluyum. 1 Temmuz 2009 işe girişim. Özel sektörde halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olur? 7200 gün 58 yaşında emekli olur oda. Bir soru Çok daha. Çok geç sorayım. emekli e, sigortalı olmuş. Hani biraz evet. emeklilik uzak görünüyor yaşına bakınca. Evet. evet. Bir soru daha sorayım. Mustafa Bey'in sorusu. 25 Temmuz 2024 tarihinde EYT'den emekli oldum. İşveren kıdem tazminatını Ekim ayında verecek. İşverenin kıdem tazminatını bu kadar uzatma hakkı var mı? Yok tabii. Kıdem tazminatı için bir süre yok. Yani işten ayrıldığınızda defaten size ödenmesi lazım. Taksite de bölünmüyor. Sizin buna muvafakat vermeniz lazım taksit evet. için ki orada da vade farkı alınabilir. Hı hı. Eğer hani bir haksızlık olduğunu düşünüyorsa ara bulucuya gidip o aradaki farkı da alabilir. Evet. Peki devam ediyorum sorularımızda. Eray Sağbaş 1971 doğumluyum. 1989 SSK girişim. 450 gün primimi 2003 Mart yılında memur olunca saydırdım. Ayrıca 300 gün kadar yıpranma kazandım. Emekli sandığımdan ne zaman emekli olurum? 60 yaşında bir de 25 yıl tamamlayarak memuriyetten emekli olabilir. Evet. Eylül Yaldız, 1970 doğumluyum, 90 SSK girişim, 90 gün prim ödedim, 2001'den beri aktif devlet memuruyum, ne zaman emekli olurum? O da 58 yaşında ve 20 yılı tamamlayarak devlet memurluğundan emekli olabilir. Evet. Yani Burada tabii sorulmak istenen biz EYT'li miyiz diye, hı hı. EYT tarihlerinde SSK'lı ya da Bağkurlu olup sonradan devlet memuru olanlar, devlet memuru oldukları tarihten itibaren hesaplanan emeklilikle karşılaşıyorlar. O yüzden hani orada bir reyete ortaya çıkmıyor. Evet. Ama 8 Eylül 99 öncesi eğer devlet memuru olmuş olsalardı ve devlet memurluğuna Hı -hı. devam ediyor olsalardı yaş şartı olmadan emekli olacaklardı. Evet. Fatih Aydın 1977 doğumluyum. 1997'de 3 aylık SGK girişim oldu. 2000'de öğretmenliğe başladım. 8200 günüm var. Ne zaman emekli olurum? E, siz de işte e, 9000 günü tamamlayacaksınız yani 25 yılı e, ve 60 yaşında emekli olacaksınız. Aynı şey e, bu arkadaşımız için de geçerli. Haluk Cavlak 1979 doğumluyum. 2000'de sigortam başladı. 99'da askerde 5 aylıkken çürük raporu verildi. Muaf oldum. Askerliğimi sayıp emekli olabilir miyim? 7000 prim günüm var. Şimdi şöyle askerliği sayabilirsiniz ama 5 aylık askerli. Yani yaptığınız askerliği borçlanıyorsunuz. Evet. Yapmadığınız askerliği borçlanamıyorsunuz. Dolayısıyla o 5 ayda 2000'de hangi tarihte sigortanız başlamış bilemiyorum. Mesela birinci ayda ise sizi kurtarabilir. EYT'li yapabilir. Hı -hı. Ama 4. 5. 6. ayda ise EYT'li yapmaz. 5 ay geriye çektiğiniz zaman 8 Eyl 99 öncesine gelmez. Evet. En fazla birinci ay kurtarır diye düşünüyorum. Eğer öyleyse o 5 ayı borçlanıp EYT'li olabilirsiniz. Evet. İlkinur Çayıroğlu'nun sorusuyla devam ediyorum. 1979 doğumluyum. yurtdışı çıraklık eğitimi başlangıç 1996, 2009, 2019 SSK giriş ve yurtdışı borçlanması olarak 5909 gün ödedim. Ne zaman emekli olun? SSK'dan devam ederek bir 7200 gün ve 61 yaş şartı var. Ee, öyle devam edecek. Eğer SSK'dan devam ederse, SSK'dan devam eder, etmezse yani yurt dışı borçlanmasıyla bağ kurulu olmuş. 5400 günden emekli olma şansı var. O zaman da 61 yaşını bekleyecek. Evet. Ee, Erkan Kurkut, 93 çıraklık girişim var. 2002'de ilk sigorta primim yattı. 45 yaşındayım. Ne zaman emekli olurum? 6200 günüm var. 5500 günü yüksek prim yattı. 60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak emekli olursunuz. 2002 girişinize göre. Ee, henüz. 800 güne ihtiyacınız var ve bir 15 yılda yaş bekleyecek. Evet. Peki Ayten Şahin, 1979 doğumluyum, 2000 işe girişim, 2450 günüm var, 3600 güne tamamlasam 58 yaşında herhangi bir maaş veya yaşlılık aile alabilir miyim? E, alamazsınız çünkü 3600 güne emeklilik 8599 öncesine ait bir e, hak. Evet. 2000 ve sonrasındaki durum değişiyor. 4.500 gün ve 25 yıl gerekiyor. 2025'e kadar bekleyeceksiniz. Evet. Ayrıca 4.500 gün yapacaksınız ve 58 yaşında e, emekli olacaksınız. Evet. İrfan Çam, 2002 SGK girişliyim. 6.370 günüm var. 1979 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? 2002 girişe göre bu 6.370'i 7.000 güne tamamlayacaksınız ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet. Fatma Kurucu. 2000 yılında işe başladım. Halen çalışıyorum. Ee, kıdem tazminatı almak istiyorum. Kaç gün doldurmam gerekiyor? Şimdi öncelikle kıdem tazminatı için öncelikle bir 7000 günü doldurmanız gerekiyor. 7000 günü dolduramazsanız evet. bu sefer 25 yıl 4500 gün gerekiyor. Yani 4500 günü dolduracaksınız ve 2025'i bekleyeceksiniz. O zaman kıdem tazminatı alabilirsiniz. Hayati Arıgan 1998 yılında Bağkur başlangıcım var. 8000 günü doldurdum. EYT'liyim. Ne zaman emekli olurum? diye 8000 günü doldurmuş ama Bağkur'lu olduğu için burada bir 9000 güne ihtiyacı evet. var. Dolayısıyla 9000 günü doldurup öyle emekli olabilir. Murat Sarıca Zaman zaman tahsilat için başka şehirlere gidiyoruz, burada otellerde kalıyoruz. Bu sürede bir kaza geçirirsek, bu iş kazası sayılır mı? Şimdi şöyle, bu iş kazası meselesi e, biraz farklı da değerlendiriliyor. Evet, siz bir tahsilat için başka bir şehre gittiniz, evet. e, tahsilatınızı yaptınız, ertesi günü beklemek için de otelde oturuyorsunuz veya otelin restoranında yemek yiyorsunuz başınıza bir kaza geldi başınıza bir şey düştü dolayısıyla bu bir iş kazası sayılıyor diyelim ki siz iş yerinin arabasıyla ya da iş yerinin servisiyle akşam çıktınız ve eve gidiyorsunuz bir kaza geçirdiniz iş kazası sayılıyor evet. ama iş yerinden çıktınız servise binmiyorsunuz iş yerinin arabasına binmiyorsunuz karşıdan karşıya geçerken bir kaza geçirdiniz bu iş kazası sayılmıyor ya da iş yerinde ee, dinlenme saatindesiniz, yemekhanedesiniz, çay içiyorsunuz. Hı hı. Burada başınıza bir şey geldi, iş kazası sayılıyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da o. Ee, evet, tahsilat için gittiniz. E, ama çalışma saati dışındasınız, dinleniyorsunuz. Oteldesiniz veya dışarıda geziyorsunuz. Evet. Bir kaza olursa iş kazası sayılıyor. Evet. Adem Danışoğlu. E, 1979 doğumluyum. 2001 SGK girişim. 6000 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? 60 yaş, 7000 gün arkadaşımızı da bekliyor. Daha e, bir bin gün daha çalışacak ve 60 yaşını bekleyecek. Evet. E, Ali Erhan Tur, bir yıl önce bir kamu bankasından promosyon aldım. Yeni tutarlardan fark alabilir miyim? Evet, cayma hakkını kullanacaksınız. Biliyorsunuz bu şimdi e, Emeklilerin maaşlarını arttıktan sonra e, bu skalalar da değişti. Evet. Yani daha önce sizin maaşınız işte e, 7 bin lirayken 12 bin liraya çıktığı için 7 bin liranın promosyon karşılığını değil de 12 bin liranın promosyon karşılığını alabilirsiniz. Dolayısıyla daha çok yüksek promosyon alma imkanı hmm. doğdu. E, bankalar da rekabetle bu miktarları arttırdılar. Dolayısıyla yani bu arkadaşımız mesela bir yıl önce 6 bin lira aldı diyelim. Ee, bir yılı geçmiş, daha iki yılı daha var biliyorsun 3 yıl için alınıyor. Evet. Dolayısıyla 4 bin lirayı geri verecek. Şimdi atıyorum 12 bin lira veriyorsa 12 bin lirayı alacak. Ee, burada cayma hakkını kullanıp yeni tutardan farkı alabilir. Evet. Birçok bankada zaten mobil uygulamasında, internet sitesinde ya da alo bankacılıkla bu işi kolayca hallediyor. Hangi bankadaysa o bankayla görüşsün ve halletsin. Evet. Peki Sinan Özdemir. E, 1977 doğumluyum. 2001 SSK girişim. 7270 günüm var. %45 raporum var. Emekli olabilir miyim? Şimdi bu rapor vergi indirimine dönerse e, evet 19 yıl 4240 günle emekli olur ki sürede dolmuş, primde dolmuş evet. hemen emekli olur. Ama öyle gözüküyor ki bu vergi indirimi değil. Olsaydı zaten emekli olurdu. Hı hı. Olamamış. E, vergi indirimi değilse 2001 girişine göre 60 yaşında emekli olacak. Ee, Serdar Akkaş, bin, e, eşim, Ekim, e, eşim 15 Ekim 1999 SGK girişli, 2700 günü var. Primi 3600'e tamamlasa kaç yaşında emekli olabilir? Valla emekli olamaz yani 3600 günde. Niye? Çünkü 8 Eylül 99 sonrasında sigortalı olmuş. Evet. Dolayısıyla e, 3600'e değil 4500'e tamamlaması lazım ve 58 yaşını beklemesi lazım. Evet. Durul 25 yılında geçmesi lazım ki 25 yıl geçti zaten. Evet. Hani 2024 Ekim'de 25 yıl dolmuş olacak. Buyur. Turul Gökmen 1981 doğumluyum. 94'te çıraklık girişim var. Eski bakanımız Vedat Bilgin çıraklar için bir çalışmamız var diyordu. Ne zaman emekli olabilirim? Şimdi ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabını vermemiz için ne zaman sigortalı olduğunuzu söylemeniz lazım. Evet. Yani 13 yaşındaki çıraklık Giriş sayılmıyor. Zaten hani o uzun vadeli sigorta kolu da olması biraz zor görünüyor. yani 13 yaşında e, nasıl bir sigorta yapıldı bilmiyoruz ama çıraklık giriş sayılmıyor. E, şu anda böyle bir çalışmada yok çıraklıkla ilgili. E, ne zaman sigortalı olduysanız o şartlarda Demek. emekli olacaksınız. Peki Aynur Altun. E, 64 doğumluyum. Bağkurluyum. Primim 5.340 gün olmuş. Ne zaman emekli olurum? Şimdi ne zaman ilk bağ kurulu yazmamış. Evet. Ee, dolayısıyla eğer 8 Eylül 99 öncesi ise 7200 gün gerekiyor. Daha sonrası ise 9000 günü tamamlayıp e, emekli olabilir. Evet. Seyfettin Kılıçarsan 1985 doğumluyum. 2008 SGK girişliyim. 5100 günüm var. 13 yıldır aynı 13 yıldır aynı firmada çalışmaktayım. SGK kıdem hakkı yazısını ne zaman alabilirim? 7000 günü tamamlayınca alabilirsiniz. Erdinç Ücü. 1974 doğumluyum. 92 Ocak SGK girişliyim. 5100 gün. 1974 doğumluyum. 92 Ocak SGK girişliyim. 360 gün prim ödemişliğim var. 99'dan bugüne yurt dışında çalışıyorum. Kaç gün daha prim günü ödemem lazım? E tabi bunu 5400'e tamamlamanız lazım. Yani 5100 gün daha bir yurt dışı borçlanması yapması lazım ki bu da bir evet. buçuk milyon liraya yakın bir para yapıyor. Yani değer mi kendisi karar versin. E, asgari ücrette olduğu için zaten düşük maaşı alacak. Evet. E, dolayısıyla hani değer mi değmez mi kendisi karar verir. Ama bir de 61 yaşını bekleyecek zaten. Yani evet Hiç bu şartlarda emeklilik çok makul görünmüyor. Yani. Evet. Evet. Peki Betül Bilen. Annemin SSK girişi 24 Aralık 1999, 8256 günü var. 25 yıl prim ödemesi gerekiyor mu? Sigorta başlangıcından sonra 3 çocuğu var. Doğum borçlanması yapabilir mi? Hayır yani primi tamamlanmış SSK açısından baktığın zaman 25 yıla gerek yok. Çocuk borçlanmasına gerek yok. Yani 7000 gün gerekiyor. O da tamamlanmış. 58 yaşını bekleyip emekli olacak. Evet. E mailden devam edelim isterseniz. Lütfen. Şeref. Pektaş. 1980 doğumluyum. 98 SSK girişliyim. 4000 küsür günüm var. Şu anda Bağkurluyum. iş yerim var. Ne zaman emekli olacağım? E bu Bağkur devam ederse böyle yani 3,5 yılda tamamlarsa 9000 günü tamamlaması gerekecek. Evet. Peki devam ediyorum. Emine Hanım. 2020 yılında emekli oldum. Kök maaşım çok düşük. Yeniden hesaplama yaptırabilir miyim demiş. Valla eğer hani e, yatırdığı primler yüksekse, asgari ücretten çalışmadıysa, evet. e, 3600 günlük emekli olmadıysa yeniden hesaplama yaptırabilir. Yani herkesin dilekçe verme hakkı var. Dilekçe verme hakkını kullanır. SGK'ya bir dilekçe verin. Tekrar hesaplasınlar. E, ama söylediğim şartları da dikkat edin. Hani kök maaşı niye düşük oluyor? Çünkü daha az prim ediyorsunuz. Daha az maaşla çalışmış oluyorsunuz. Evet. Ee, Halil Acar, ne zaman emekli olurum demiş. Sadece. <laughs> bir gün emekli olursunuz. Hayır. Herkes bir gün emekli olacak <laughs> şartları tamamlayınca. Muhtemelen daha önce yazmıştır o şartları. herhalde Baktım ona, mailde göremedim ama belki birazdan atar. Tek bir mailde yazarsa cevaplayalım. Evet, Şehmus Musaoğlu, 1967 doğumluyum, 3200 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? 3200 güne. Emekli olmak mümkün değil. Ee, ne zaman sigortalı olduğunu da yazmamış. Evet. Peki Yaşar Karakuş. 540 gün 18 ay yapıyor. Ee, benim hesabıma göre 1 Eylül 1999 oluyor. 8 günle kurtarıyor. E tamam o zaman hemen borçlansın. Şimdi ayaküstü hesaplayamadık. Ee, anladım evet. ben soruyu. 2001'de işe girmişti. Evet. Eğer... 8 Eylül 99 öncesine çekiyorsa hiç durmasın hemen borçlansın. Evet. Bir hesap yapsın. Hani biz şimdi burada ince hesap yapamadım hemen. Ee, tek tek abi. bakmak lazım o aylara. 8 ay borçlanıp. Evet. Alpay Atay ile devam ediyorum. 1999 20 Ekim SSK girişim var. 2001'de polis oldum. 97-99 arası askerlik yaptım ve saydırdım. Askerlik sigorta günümü çeker mi? Çekmez. Yani memurlarda maalesef o evet. bu hak yok. Yıpranmadan faydalanacak. Hani polis memuru olduğu için fiili hizmet zammı var. Ee, daha erken emekli olacak ama EYT'li <laughs> olamamış yani. İlker Tolay. 1981 doğumluyum. 2007 yılında kamuda çalışmaya başladım. İlk SGK girişim 1997 yılı 2007 yılına kadar. 1700 gün primim var. EYT'li miyim? 25 yıl kamu hizmetime tamamladığım, tamamladığımda emekli olabilir miyim? Yok, 60 yaşında doldu. Yaş şartım var evet. mıdır diye eklemiş. Peki, Hatice Hanım, SSK'lıyım, ve 5400 günüm var, 58 yaşında nasıl emekli olabilirim? Anlayamadım demiş. SSK'lıyım, 5400 günüm var ama ne zaman sigortalı olmuş? Onu bilmiyoruz. Evet, 5400 günüm var, 58 yaşındayım demiş, nasıl emekli olurum? Anlayamadım demiş. Ee, ne zaman sigortalı olmuşsa hı hı. o 5400 gün Bağkur'dan mı SSK'dan SSK'dan olduğunu söylüyor. Evet. İşe giriş tarihi önemli. Bu arada az önceki beyefendiden mail gelmiş. E, Halil Acar'dan Melike Acar sormuş. 1 Mart 1977 doğumluyum. 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren SSK'ya 900 gün ödeme ve 6 yıl 10 ay Bağkur'a yatırdım. Son 3,5 yıl e, yani 1261 gün. Tekrar SSK'ya ödeme mi e, yaptım? Toplam 4700 günüm var. Ne zaman emekli olurum? E, 7000 güne ihtiyacı var. Kısmı emeklilik için prim tamam ama 25 evet. yılda gerekiyor. O zaman da e, 2033 mi oluyor? 2033 oluyor. Evet Emine. 28 yaş şartı da var. Emine Hanım. E, 1 Ekim 2020 yılında 6186 günlü emekli oldum. Kök maaşım 9529 lira. Bunun için yeniden hesaplatma yaptırabilir miyim? Yanlış hesaplama olabilir mi? Az önce sormuştu ama her yani dediğim gibi detaylandırmış. Abi, orada aldığınız kök maaş önemli değil. Sizin bu 6186 günde ödediğiniz evet. primler önemli. Yani ne ödediniz, ne kadar maaş alıyordunuz, hep asgari ücret miydi? Hı hı. Eğer hep asgari ücretse düşük olması doğal ama yüksek maaş alıyorsanız Evet. Yani asgari ücretin 5-6 katı maaşınız vardı. bu emekli aile çıktıysa orada bir yanlışlık var demektir. Evet. Biliyorsunuz tavan 7,5 katı. Eskiden 6,5 katıydı sonra 7,5 kata çıkartıldı vesaire. Peki Nimet Kuş. Annem 1974 doğumlu, 91 girişli, 3600 prim günü var. Kısmı emeklilik, emeklilikten yararlanabilir mi? Evet yararlanabilir ama 58 yaşını bekleyecek tabii 3600 günden emeklilik için. Şimdi bak 3600 günden emekli olacak mesela evet. diyelim ki bu izleyenimizin annesi. E, maaşı da tabii <laughs> ki düşük olacak. Evet. Maaşı düşük olduğu için kök maaşları da düşük oluyor. İşte e, aradaki fark bundan kaynaklanıyor. Yani niye benim maaşım 6 bin lira, 5 bin lira, 4 bin lira? İşte bu, bu 3600 günle emekli olduğunuz için ama ne yapıyor devlet? Bir taban maaş uygulamasıyla bu maaşları 12.500 liraya tamamlıyor. O yüzden hani taban maaş uygulamasına bazıları kafamız karışıyor, bu nereden çıktı diyor ama Hı -hı. onlar olmasa işte bu 3600 günle emekli olmuş birisi alacak 6-7 bin lira. Bu sefer çok daha büyük mağduriyetler ortaya çıkacak ki evet. hazine bu noktada ciddi bir destek veriyor. Peki Ahmet Demir'in sorusuyla devam ediyorum. Son 7 sene çalışmam yok. Tüm çalışmam SGK'ya ait. 3 ay eksiğim var. İsteğe bağlı ödesem hangi kurumdan emekli olurum? E, i̇steğe bağlı yani 3,5 yılı doldurmadığınız sürece e, sıkıntı olmaz. Evet 3 ayı isteğe bağlı ödeyip priminizi tamamlayıp SSK'dan emekli olabilirsiniz. Orada evet. önemli olan 1261 günü tamamlamak. yani. Evet. Peki devam ediyorum sorularımız Afşin Peker'in sorusu. 1983 doğumluyum, 2000 yılı SGK girişliyim. 3650 gün SGK toplam 5950 günüm var. Kalanı Bağkur ne zaman emekli olurum ve ücret günümüze oranlar ne kadar olur? Şimdi hala Bağkur devam ediyorsa zaten 9000 günü tamamlamanız gerekiyor. O yüzden önce onu tamamlayacaksınız ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet. Ücret ne olur? Onu da sizin ödediğiniz primler belirliyor. Muhtemelen bağ kuru asgari ücretten ödüyorsunuz. En düşünden ödüyorsunuz. Dolayısıyla çok yüksek bir emekli maaşı da olmaz. Evet. Peki Üzeyir Arslan 1997 SSK... Yani şunu söyleyeceğim özür dilerim. Biz emekli maaş hesaplamayı eleştiriyoruz. Doğru aylık bağlama oranları düşük vesaire düşük ama şimdi Biraz da bizden kaynaklı yani evet. maaşın düşük olması yani düşük öderseniz düşük alırsınız. yani hı hı. bunun mantığı bu ha aylık bağlama oranlarını tartışırız emekli maaş bağlama sistemini tartışırız onlar ayrı konular ama siz düşük prim yatırayım da yüksek maaş alayım diyorsanız bu yani tabiatına aykırı olay. Evet. E, o yüzden de çalışırken mutlak surette yüksek prim yatırmaya bakalım. Az önce beyefendi sordu patronum zarar görmesin diye ben asgari ücretten gösterilmeye razı oluyorum diyor. E, ondan ben sonra de yüksek da yüksek alamayacaksın da. diyor. Evet. evet. Peki Üzeyir Arslan 1997 SSK girişliyim 3500 günüm var 450 gün askerliğim var toplam 4000 günüm var ne zaman emekli olur? Şimdi askerlik borçlanması yapmadan e, 4000 günle emekli olabilir ha 3500 günü var askerlikle 4000 oluyormuş Yani askerlik 450 ise 3950 olur Dolayısıyla 60 yaşında emekli olursunuz. Askerlikten 100 gün borçlanıp 3600 gün yaparsınız yine evet. 600 gün 60 yaşında emekli olursunuz. Yani 4000'e tamamlamaya gerek yok. 3600'ü tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Tabii 60 yaşında. Evet. Yasemin Cihangir, 1988 doğumluyum, 2008 girişliyim, 1700 gün primim var. %40 engelliyim, borçlanma şartlarına uygun 2 çocuğum var. Ne zaman emekli olurum? E tabii şimdi %40 engellilik yetmiyor. Yani çalışmadığı da görülüyor. Dolayısıyla bir vergi indirimi ortaya çıkmamış. Çalışıyor olması lazım. Çalıştığına dair belgelerle vergi dairesine gitmesi lazım. Hastaneye sevk edilip bu oranda vergi indirimi alması lazım ki engelli emekliliğinden faydalansın. Hani bu şartlarda emeklilik çok mümkün görünmüyor. Yani iki çocuğu borçlansanız da 1440 gün alırsınız. dolayısıyla 3400 gün civarında bir prim yapar ki orada en az 7000 güne ihtiyacınız var. Yusuf Koç 1981 doğumluyum 2007 SSK girişim 4A'dan 2750 4B'den 2155 toplam 5076 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Şimdi bu 4B devam ediyorsa yani Bağkur devam ediyorsa 9000 gün SSK devam ediyorsa 7000 gün her ikisinde evet. de 60 yaş gerekiyor. Mustafa Yalçın, Almanya'da çalışıyorum, Türkiye'de emekli olmak istiyorum. İç girişim yok, kaç para ödemem lazım? Doğum tarihim 1965. Valla işte az önceki izleyenimizi de söyledim. Böyle durumdakilere ben hiç yani çok akıl mantık kabul edecek bir şey değil. Hani şu anda siz 5400 gün ödeyeceksiniz. Evet. Asgari ücretin %45 ile ödeyeceksiniz. Bu da 1.6 milyon lira, 1 milyon 600 bin lira para yapar. Hani bunu yatırayım, sonra 61 yaşını bekleyeyim. O tarihte de taban maaşı alayım diyorsanız evet. yani çok da mantıklı bir şey değil. Girişin bu işlere ama bence hiç gerek yok. Eğer illa emekli olmak istiyorsanız bireysel emeklilik sistemi var. Oradan olabilirsiniz. Yani evet. 1 milyon 600 bin lira yatırmanın anlamı yok. Evet. Peki Zeliha Topuz 1965 doğumlu olup Ocak 2014 yılı sigorta başlangıcım. 3050 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Evet yani 2014 yılında sigortalı olmuş birisi açısından 3050 günde emeklilik Mümkün geç olmuş değil. biraz. Evet yani daha çok prim'e ihtiyaç var orada. Yaş evet. da bayağı ileride. O yüzden hani çok geç olmuş. Mehmet Bey'in sorusu 2010 yılında tekelden özelleştirme ile önce 4C sonra 4 bye geçtim. Yıpranmam ya da ikramiyem nasıl hesaplanır? 230 gibi bir rakam çıkıyor doğru mu? Yani bu 230 nedir? Nereden çıkıyor? Nasıl hesaplanmış? <laughs> hani anlaşılmıyor. Ama yani Kamuda biliyorsun ikramiyeleri belirleyen, maaşları evet. belirleyen ve özellikle emeklilik e, maaşını belirleyen şey kıdem, derece, ünvan e, ve ek gösterge. Bunlar evet. önemli. Bunlara bakarak bir hesaplama yapılır emekli olacağınız zaman. Evet. Abdullah Pembeci, 1996 SSK girişim isteğe bağlı 90 gün ödemem vardı. Geriye dönük toplu ödeme yapma imkanı var mı? Yok yani hayır diyelim çok uzatmayalım. Geriye ha. dönük böyle bir toplu ödeme sistemi yok. Evet, sıradaki sorumuza devam ediyorum. Tayfun Sambur. 1981 doğumluyum. 1870 iş günü primim var. 1998 SGK girişliyim. Ne zaman emekli olurum? Evet, bu primle emeklilik mümkün değil. Devam ediyorum. Pınar cevaplamış olalım. Pınar Yeşil. 1982 doğumluyum. 1 Ağustos 1999'da uzun vade girişim var. 2004 ve 2015 doğumlu çocuklarım var. Nasıl emekli olurum? E, 5975 gün gerekiyor. Ee, ne kadar prim olduğunu yazmamış. İki çocuktan 1440 gün kazanırsınız. Evet. 5.975 günü bulursanız EYT'den emekli olursunuz. Son bir soru daha soracağım. Efe. 1977 doğumlu kadınım. 98'de üniversitede isteğe bağlı iki ay staj yaptım. Özel Banka'nın Antetli çift imzalı kağıdı var elimde. Ancak işlenmemiş o dönem zorunlu olmadığı için... Kasım 1999'da başka bir özel bankada çalışmaya başladım. 2004 doğumlu bir çocuğum var. Stajı borçlanabilir miyim? Yani stajı borçlandınız diyelim hiçbir faydası olmayacak size. Yani eğer doğum 98 ile 99 arasında olsaydı tamamdı ama hiç bu işlerle uğraşmaya gerek yok. Kasım 99'dan itibaren emekliliğiniz hesaplanacak. Orada da 58 yaş, 7 bin gün var. Hani 98'deki stajı borçlanıyor olmanız size EYT'li yapmaz. Hani satır arasındaki soruyu da cevaplamış olayım. Evet. Staj çünkü başlangıç sayılmıyor. Boş başına bu işlerle uğraşmayın. Peki Herim. Faruk Ardem, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler bize sorunun bu haftalık sonuna geldik. Görüşünceye de hoşçakalın.